Kendisi de 2 dirhem 1 çekirdek evet. hazırlamış çiçeklerimizi. Zuhal Hanım, benim de bir sürprizim var. Sen de çiçekle geldin. Evet. Kim o çiçek? Dün Canan Hanım'a özür dilerim tekrardan. Bir kadın, bir anne olarak ben üzüldüm onun ağlamasına. Sus diyerek ağladığı için. Evet. Ben de ona bir çiçek barış amaçlı. Yani artık kabul eder etmez. Ben kendime düşeni yapıyorum. Kabul edersiniz, etmezsiniz, o sizin tercihiniz. Tekrar özür dilerim. Bu benim kendi düşüncem. Evet, size belki sus demekle ileri gitmiş olabilirim. Yani sizi bastırmış olabilirim. Ama ben bunu size uzatmak istiyorum. Sizi aldım. Ne güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel düşünmüşsünüz. Bence de güzel düşünmüşsünüz. Masada çiçek sevmediğim için şuraya bırakmak istiyorum. Pırlanta dişiyle sanki kuru fasulye yiyemeyecek. Böyle bir şey olur mu? Böyle çibir olur mu ya? Allah'ım ya. Bütün... Yani şey olduğum insanlar beni buluyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kazasız belasız bir atlatırsam bu işi ne kadar güzel olacak ya. Bir de sonradan geldi. Yok ayakkabımı getirdi. Ben sana orada 0 terlik de almışım. Hepsinin cevaplarını vereceğim. Yemeklerimi laf ettirmem çünkü yemeklerim çok başarılı oldu. Sizin öfke kontrol probleminiz var Rojda evet. Hanım. Bence böyle biraz öfkelenince ona kadar sayın, bana iyi geliyor. Ben eşime kızınca ona kadar sayıyorum içimden. Böyle bir sakinleştiriyor beni. Geldi. Tavsiye ederim. Ben öfke kontrolü... Biraz bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok güzel bir şey yaptın öncelikle. Tebrik ederim yani. Hoş bir davranış bence. Sen de kabul ettin. Fakat yere koyman... Ne kadar doğru oldu. Yani masada sevmeyebilirsin. Masa zaten şu an bayağı çiçek var. Arkada aldım, koltuk var. Şurada konsol var. Yok benim verdiği, şimdi ben şunu anlıyorum. Benim ona verdiğim değerin karşılığı belli. Hani iyi mi yaptım, kötü mü yaptım şu an düşünüyorum. Ben ona nasıl geldim, o nasıl karşıladı? Rojda Hanımcığım, sizin dün bana yaptıklarınız, yani bence bana yaptınız. Ben dün masamı görmedim. Yani değil Ali mi? Bey'in beni karşılamadığını görmedim. Kapının açık olduğunu görmedim. Masada sos böyle geldi karşıma kondu, onu görmedim. Patatesi görmedim. Ben dün hiçbir şeyi görmedim. Çayı benim önüme getirdi, böyle onu görmedim. Sayenizde benim gözüme perde indi. Görmüşsün hepsini. Hepsini gördünüz. Gerçekten gördünüz. Ve Ali Bey de bana sus dedi. Görmediği çok belliydi. Çünkü puanlamada görmediği çok belliydi. Bence de yani oradan çok evet. belliydi Canan Hanımcığım. Ali Beyciğim, şey yani benim... orada yapılan haksızlık aslında banaydı. Sizin ikinizin arasındaki tartışma benim masama yansıdı ve siz bunu kullandınız. Ali Beyciğim, şimdi ben böyle insan kendi sizinle alakalı değil. İnsan kendiyle baş başa kalınca düşünüyor. Ben akşam eşimle konuşunca anladım. Yani birbirine istişare yapıyorsun ya. Bana dedi ki senin dedi bir tek bana mı dedi yani senin dün nasıl ağlattılar dedi. Ben dün istişare ettim. Ben bunları nasıl görmemişim? Bana bu yapılanı nasıl karşılıksız? Bu masa... Susmuşum yani. Rojda Hanım beni tamamen empoze etmiş. Ben böyle hiçbir şey görmedim. Kusura bakmayın. Ali Bey de bana 2 kere sus dedi ve ben tamam dedim. Ağlamadım ya da herhangi bir tepki. Bakın evet çıkışlarım oldu, sert çıkışlarım. Bunun için de orada masada da özür diledim. Tekrar bugün size aynı, bana göre bu değerdi. Ben size verdiğim değerdi ki. Ben size verdiğim değer şu an belli. Yani sizin bana verdiğiniz değer belli. Ondan dolayı bunu bir daha yapar mıyım? Açıkçası düşünmem gerekiyor. Peki sizin bana verdiğiniz değer. Beni çocuklarımın önünde ağlattınız. Beni bütün ailem izleyecek. Ben çok otoriter bir kadınım. Beni hiç kimse ağlatamaz. Ve ben de sustum kaldım. Ağlamasaydınız bir benim... sus kelimesiyle ağlamanız gerekmiyordu zaten. Demek ki o zaman benim... ben de Ali Bey bana sus dedi. Ben de Salya Sümük böyle ağlasaydım. Ben de deseydim. Benim bam telime dokundunuz. Yani benim ailede bir çizdiğim bir profil var. Onun yerle bir imajım mahvettiniz. Herkesin kendi ailesinde çizdiği bir profil tamam. var. İmajım Canan Hanım lütfen. Canan evet. Hanım çok güzel. Rojda Hanım özür diledi. Tamam, bence imajımı kabul yerle edin. Bir ettim. Tamam ben de kabul ettim, aldım çiçeği. İmajım yerle oldu. Evet. Yapma benim... abartıyorsun ya. Celdi ucu bir cine başladı. Vir 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 vir. Bakalım kazasız belasız bir atlatırsam var ya. Yani içeriden böyle hala bir şeyler duyuyorum işte böyle. Tavuk paça çorbası yaptım bugün. Hem kış mevsiminde. İçimizi ısıtsın diye güzel bir çorba yaptım. Otoriterim ben. Benim olabilir. Çocuklarım hiçbir şekilde benim karşımda konuşamazlar. Benim çocuklarımın bana güveni kalmayacak. Ağlayan bir anne. Yani işte bence, böyle bir bence güvenden çocuklar... dolayı değil, sizin hakkaniyetli davranmamanızdan dolayı çocuklarınız size güveni kalmayacak. Teşekkür ederim. Bence keşke ondan dolayı. Ben... Bir şey söyleyeceğim. Aslında söyleyecek çok şey var da. Öncelikle hala çiçeği yerden almadığını fark ediyorum. Bilinçli olarak mı koydun yoksa hani gayri ihtiyari mi bıraktın refleks olarak? Bilinçli olarak masada çiçek istemediğim için koydum. Ben o çiçeği oraya koydum. Orada mı duracak o çiçek? Evet dün çünkü Rojda Hanım beni tamam, yerlere indirdi. Tamam ama şimdi Canan bir saniye biraz sanki abartıyorsun. Yerle bir etme gibi bir durum yok.
Evet, hatalı bir çıkıştı. Ben de uyardım dün. Öyle demeyin birbirinize. Hiç kimse demesin. Sadece o ama değil. Ama Ali Bey de bana tamam, işte kimse demesin diyorum ya. Tamam, orada ama şimdi alayım şuradan bir tık daha yukarı şuraya bırakayım. Oldu mu? Hadi şimdi dedi, hata yaptı. Dün de özür diledi. Bugün de özür diledi. Kaldık gibi de kalkmış. Çiçek getirmiş. Hala şimdi bunu beni yerle bir ettin. İmajım, çocuklarım biraz abartıyorsun sanki. Evet, bu öyle bir durum yok. İnsanlar duygusallaşabilir senin gibi veyahut sinirlenebilir Rojda gibi. Mühim olan bunları telafi etmek ve tekrarlanmaması. Canan Hanım'a çiçek getirdim. Çok pişman oldum. Ya insan bir teşekkür eder ya, en azından bir zarafet gösterdim ona sonuçta. Bir incelik yaptım. Ben ona zeytin dalı uzattım barış amaçlı. Ama maalesef ki bundan sonra bizim yıldızımız onunla barışmayacak. Böyle de gidecek Cuma'ya kadar. Bir çiçek getirerek dün beni ağlattın, telafi edeceğini düşünüyor. Asla ya. Sen beni kırıp ağlattın, sabaha kadar beni uykusuz bıraktı. Ben de çiçeğe kanar mıyım?